Şimdi öncelikle salonda olan herkesin bir dakikalığına gözünü kapatıp şu sıralar neyi hayal ediyorsa onu düşünmesini istiyorum. Kapatabilirsiniz. Ya da vazgeçtim, şimdi burada süre sayı 18 dakikamız var. Bir dakikamızı buna harcamayalım, zaten vaktimiz kısıtlı. Hemen ilk aklıma gelen hayalimden size bahsetmek istiyorum. Mesela ben dün gece 3'e kadar müzik çaldım. 6'da uçağa bindim, buraya geldim. Güzel bir kahvaltı ısmarladılar. Çok teşekkür ederim ama karnım yine biraz aç gibi hissediyorum. O yüzden şöyle güzel bir kahvaltı tabağı olsa karşımda, yanında güzel bir kahve olsa çok mutlu olurdum. Belki benim gibi sabah erken kalkıp kahvaltısını edemeyenler vardır. Aynı hayali kurabilirler. Ya da ne bileyim, çok fazla bilgisayar oynamak isteyenler ama sınavlarından ve okul stresinden bilgisayar oynayamayanlar vardır. Onlar da belki odasına geçip 2-3 gün boyunca hiç kalkmadan bilgisayar oyunu oynamak isteyebilirler. Tabii bunlar tatlı, şirin hayaller ama insanlar nedense yanındaki, en yakındaki arkadaşlara bile hayallerini anlatırken biraz çekiniyorlar. Bunun sebepleri çok farklı şeyler olabilir. Belki hayalinizi ona anlattığınız zaman hayalinizi küçümser ve hayaliniz, kalbiniz kırılır, bu yüzden olabilir. Veya çekinirsiniz, utanırsınız, bunları gerçekleştirememekten korkarsınız. Türlü türlü sebebi olabilir. Şimdi bir yandan da daha ciddi, daha büyük hayalleri oluyor insanın. Mesela mesleğiyle alakalı. Kendinizi hiç mühendis ya da daha böyle ciddi bir meslek olarak, mesela doktor olabilir. Doktor olarak gördünüz mü ya da bu meslekleri yaparken hiç hayal edip bunu yakınlarınıza bahsettiniz mi? Eğer bahsettiyseniz muhtemelen çok farklı tepkilerle karşılaşmamışsınızdır. Sizi desteklemişlerdir. Peki ya hiç sanatçı olmayı hayal ettiniz mi? Mesela sanatçı olmanın ne gibi farklılığı var diğer mesleklerden? Şöyle izah edeyim. Sanatçı olduğunuz zaman para kazanma garantiniz yoktur. İlk aşamada kendinizi ispat etmeniz gerekir ve sanatınızın değer görmesi gerekir. Bu iki şey ispatından sonra siz sanatçı olarak para kazanmaya başlarsınız ve bir şekilde hayatınız, mesleğiniz ilan etmeye devam eder. Bir yandan da mesleki, yani bir yandan da akademik bilgisi çok fazla gerekmeyen bazı meslekler vardır. Mesela marangoz, mesela tornacı. Hiç kendini daha önce tornacı ya da marangoz olarak hayal eden var mı aranızda? Bir kişi varmış. Merhaba, ben normalde olmamasını bekliyordum ama. Babanız tornacıydı. Ben tornacılığın bu kadar önemli bir meslek olduğunu bilmiyordum. Ta ki geçenlerde duyduğum bir söze kadar. Birçok makine parçasında tornacılar yapabiliyormuş. Yani daha doğrusu şöyle anlatayım. Tornacılar olmadan bazı makine parçaları üretilememiş. Ve o makine parçaları üretilemezsek de işte makineler ve büyük robotlar bu sayede sanayi kuruluşları olamazmış. Bu yüzden tornacı çok önemliymiş ve dünyanın neresine giderse gitsin mutlaka çalışacak bir alan, bir meslek elde edermiş. Ben bunu bilmiyordum ve bunu öğrendikten sonra çok şaşırdım. Ve aynı şekilde bunu tornacı hayali olan bir insanın ailesinin karşısına geçip baba anne ben tornacı olacağım dediğini bir hayal edin, düşünün ya da yanınızda şu an anneniz babanız varsa ona söyleyin. Muhtemelen ilk anda gözleri böyle fal taşı gibi açılacak ama bir şey diyemeyecek çünkü sizi çok seviyor, sizin hayallerinizi yıkmak istemiyor. Neden acaba mühendis olmak istemiyor, neden acaba doktor olmak istemiyor, bunlar daha göz önünde ve daha kabul gören meslekler diye düşünecek ama size söyleyemeyecek çünkü siz onun çocuğusunuz, sizin kalbinizi kırmak istemiyor. Ama muhtemelen birkaç gün sonra tekrar aynı masaya oturduğunuz zaman, tekrar aynı masada yemek yerken bir dönecek, yani acaba bu mesleki kararını bir daha bir gözden geçirsem mi diye size ufak ufak böyle laflar atmaya başlayabilir. Ve işte o zaman sizin hayaliniz kırılmaya başlar. Kendinizi yalnız hissedersiniz. Belki odanıza kapatırsınız, belki ağlarsınız, bilmiyorum o kadarını ama ben gençken bunların hepsini yaşadım. Annem ve babamın karşısına çıkıp baba ben DJ olmak istiyorum dediğim zaman işte bunlar başıma geldi. Böyle bir değişik baktılar bana. Neden acaba bu çocuk DJ olmak istiyor, neden mühendis olmak istemiyor, neden herkes gibi doktor olmak istemiyor gibi baktılar ve biraz karamsarlığa kapılmıştı. O dönemin
O zamanlarda ergenliğimin başındayım, 13-14 yaşındayım, 13-14 yaşlarındayım. Babam Uludağ'da bir otel sahibi oldu. O da onun da hikayesi şöyle, bir gün eve geliyor, her zaman işten döndüğü gibi. Ve diyor ki, oğlum otel aldım Uludağ'da. Bunu o kadar normal bir şekilde söylüyor ki, ben onun ciddiyetinin farkında değilim. Ta ki bir hafta, 10 gün sonra hep beraber otele gidip de bakana kadar. Otelin başına geldiğim ilk anı hatırlıyorum, babamla beraberiz. Ben tabii görünce böyle daldım gittim, başka hayaller kurmaya başladım. Aklımda ilk geçen şey, arkadaşlarımı oraya davet edeceğim. Partiler yapacağız, hep beraber doğum günü kutlayacağız, yemek yiyeceğiz, kayak yapacağız. Ben bütün bunları düşünürken birdenbire babamla bir göz gözü geliyor. Şöyle bir hayırdır bakış atıyor bana, bilirsiniz o babaların bakışını, hani sen ne yapıyorsun der gibi. Ve ağzından şu cümle çıkıyor. Diyor ki, oğlum ileride ben seni bu otelde hayal ediyorum. İnşallah okulu bitirdiğin zaman sen bu işi benden devralacaksın diyor. Ve o an birdenbire bir ses geliyor. Bu ses benim hayallerimin kırılmasının sesi mi? Ses tam tersi, oradan kayak yaparken bir kişi camdan içeri giriyor ve birdenbire camını tuzla buz ediyor ve babam birdenbire peşinden koşuyor. Bir şey var mı, bir şey yok mu, onunla ilgilenmeye başlıyor ve ben o sırada yalnız başıma kalıyorum orada. O hayallerle gittiğim, partiler yapacağım, aşırı pozitif olduğum an birdenbire benim için çok sıkıcı bir ana dönüşüyor. Çünkü babam orada benim hiç hayallerimi hiç benim hayallerimi düşünmeden tamamen kendi hayalleriyle bana bir şeyden bahsediyor. Ve benim aslında yapmak istediğim şey orada o değil. Ben orada başka şeyler hayal ediyorum. Tabii bunları söylerken benim çalışmayı çok sevmediğim, biraz düşengeç olduğum anlaşılmasın. Tam aksi inanılmaz azimliyimdir, inanılmaz çalışmayı severim. Ama bir fark var. Ben orada başka bir şey hayal ediyorum. O yaşlarda DJ'likle ilgili aslında hayal ettiğim bir şey. Biraz daha belki sanatla ilgili, daha sosyal. Diyeceksiniz ki otelcilik sosyal değil mi? O da sosyal ama hani biraz daha direkt insanlarla beraber olacağım, sahnede olacağım bir şey hayal ediyorum. Bunu ne yapmak istediğimi de tam olarak bilmiyorum. Aa, neden böyle bir slide'a nasıl geldik? Evet. Daha sonra, bu kendi kendine geçiyor şu anda ama Fen Lisesi dönemim var. Fen Lisesi'ne girdim. Ve Fen Lisesi döneminde inanılmaz kafam karışık. Tam olarak ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Hatta mezun olurken de kafamın karışıklığını şuradan anlayabilirsiniz. Bu sağdaki benim mezuniyet fotoğrafım. Bunu gösterecektim ama birdenbire öne geldi. Ve mezun oluyorum ve üniversiteye giriyorum işletme bölümüne. İşletme bölümüne de girerken kafamda tek olan bir şey var, o da şu. Dünyada milyonlarca işletme var. Muhtemelen ben de işletmecilik okursam bu milyonlarca işletmeden bir tanesine girip işletmeci olurum diye düşündüm. Biraz kestirme bir karar verdim. Aslında bunda da yanılmadığımı anladım. Çünkü o dönem öyle bir furya vardı. Biz hep beraber arkadaşlar bir araya geldik, işletme okumaya girdik. Ve bu dönemin sonunda birdenbire nasıl kendi paramı kazanırım, nasıl ailemden biraz daha koparım, kendi bağımsızlığımı ilan ederim gibi düşünceler vardı ve hep kendi paramı kazanmak için çalışmaya başladım. Benim için her zaman kendi paramı kazanmak çok önemli oldu. Bu bir anlamda belki özgürlük ifade ediyordu, bir yandan ailemle olan bağımı azaltıyordu. Tam olarak neden bunu istediğimi bilmiyorum ama ben kendi paranızı kazanmanızın çok önemli olduğunu her zaman bu şekilde gitmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bir yandan da tabii ki belli bir döneme kadar ailenizden destek almanızın hiçbir negatif zararı yok. Sonuçta onlar sizin aileniz, sizi hayata karşı sizi hazırlıyorlar. Bu konuda da söylediğim şey lütfen yanlış anlaşılmasın. Sadece ben o ara böyle hedefler olan bir gençim. Daha sonra bu dönemde kazandığım parayla beraber bir Avrupa turuna çıkmaya başladım. Tabii Avrupa turu deyince böyle çok havalı bir şey aklınıza gelmesin. Gayet basit, minik sırt çantalı, hostellerde kalmalı, hatta ucuz yemek kovalamalı bir Avrupa seyahati. Yanımda 3-4 arkadaşım vardı. Ve bir arkadaşım bir gece dedi ki, Doğuş şöyle bir gece kulübü var, oraya gidelim dedi. Ve ben tabii hemen ilk başta ben yaptım. Tabii ki gidelim dedim. Gittik, önünde 500 kişilik bir kuyruk var. O kuyruk nasıl bitecek, biz içeri nasıl geçeceğiz, bunları şu an kestiremiyorum. Derken bekledik, içeri girdik. İçerisi daha da kalabalık. Yaklaşık böyle 3000-4000 kişi, bu fotoğrafı ben orada çekmiştim tabii, o zaman teknolojisiyle bu kadar oluyor ancak.
inanılmaz bir kalabalık var dediğim gibi, enerji var ve tabii ki gözüm direkt DJ'ye kaydı. Çünkü DJ böyle en tepe noktada o kadar güzel kalabalığı yönlendiriyor ki enerjiyi bir en yükseğe çıkarıyor, bir duygusallaştırıyor, biraz daha aşağı düşürüyor. Çok etkilendim yani o an karar verdim, ben DJ olacağım dedim. Ve daha sonra her güzel şeyin sonu olduğu gibi tatilimle birlikte ülkemize geri döndüm ve babamın karşısına çıktım. Baba dedim, ben DJ olacağım, buna karar verdim. İşte o dönemde hayatımda yepyeni bir sayfa daha açıldı. Yepyeni bir olguyla karşılaştım. Onun da ismi ön yargılar. Ben o güne kadar ön yargının bu kadar önemli bir şey olduğunu bilmiyordum. Aslında ön yargı hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Yani bunu anlatmakla bitiremem ama aklıma gelen bir örnekten bahsedeceğim mesela size. Eğer kendi paranızı kendiniz kazanmaya başladığınız bir dönemde doktora giderseniz muhtemelen ilk şöyle bir tepki verirsiniz kendi kendinize. Ya bir iğne yaptı, iki ateşime baktı, bir boğazına da öyle baktı falan. Çıkışta tonla para dedik. Neden biz bu kadar parayı doktora ödüyoruz? Neden doktorlar bu kadar pahalı diye düşünüyor olabilirsiniz. Aslında doktor tanıdığınız varsa bunun böyle olmadığını anlayabilirsiniz çok basit. Çünkü doktorluk bir kere uzun süreli akademik eğitim alıyorsunuz. Daha sonra özel hayatınız kalmıyor bir dönem. Belki çocuğunuz oluyor, çocuğunuzun büyümesini göremiyorsunuz. Çünkü sürekli hastalarınızla ilgileniyorsunuz. Eşinizle ilgilenmez hale geliyorsunuz. Yine doktorlar olarak hastalarınızla ilgilenmekten. Ve bütün bunların sonucunda doktorlar sizden bu hizmeti, bu özverinin karşılığında bir para alıyorlar. Ve siz aslında bu ön yargı içinde olduğunuz için ona baktım, buna baktım, yok ya para alıyor diye gerçeği görmüyorsunuz. Ve bütün bunun haricinde yine kendimden bir örnek vermek istiyorum. Ben bir DJ'yim ve üstüme bakıyor adam, siyah tişört giymiş, beyaz baskısı var, renkli gözlü, dövmeleri var. Kesin DJ'dir diye bir böyle ön yargı kalıp döküyor. Ama bu benimle ilgili aslında düşüncelerin sadece bir kısmını içeri girip doğuş aslında kimdir, DJ aslında kimdir, ne yapar, birbiri kadar ne yapar, aile yaşantısı var mı? Bunların hiçbirine bakmıyor. Ve ben bu gibi ön yargılarla işte o dönem inanılmaz çok karşılaştım. Ve en azısı bunu ailemden de yaşadım. Yani bir şekilde benim DJ olmamın için farklı farklı sebepler göstererek karşıma çıktılar. Ama ben bir şekilde kafama DJ olmayı takmıştım ve o ara aklıma bazı düşünceler gelmişti ve bunu da şimdi bu konuşmayı hazırlarken şöyle bir cümleyle aslında özetlemek istiyorum. Cümlemiz kayboldu. Ön yargılar yalnızca demodur, yararlıdır ancak tüm alim hakkında çok az fikir verirler. Yani evet, ön yargılar bazı şeyleri sizin anlamanız açısından temel bir fikir verirler. Ancak o albümün komplesini dinlemeden, o müzikleri tek tek dinlemeden, içindeki enstrümanları, diğer sanatçılar ne yapmış, sözler ne yapmış, bunları algılamadan albüm hakkında genel fikir sahibi olamazsınız. İşte insanlar hakkında düşüncelerde bu şekilde ön yargılardan biraz uzaklaşmak gerekir. Burada aslında ben kendi mesleğimle ön yargılar lafını bu şekilde birleştirmeye çalıştım. Daha sonra kendimi ispatlama dönemim geliyor. Şimdi ön yargılar var ortada. Devamlı karşıma farklı farklı düşünceler çıkıyor. Ve dedim ki keşke bir kestirme olsa, keşke güzellikler yaşasam, keşke birileri çıksa babama dese ki bu çocuk bu işte başarılı, yetenekli, bırak deyici olsa ya da birileri bana bir ödül verse, bir şeyler olsa da babam hani peşime bıraksa dedim. Ve bu çığlıklarım karşılık buldu. Önce Hürriyet'ten işte en iyi DJ ödülünü aldım. Daha sonra dünya çapında gelecek vadeden 7 DJ'den biri seçildim. Bu ne demek? Tüm dünyada 7 kişi seçiyorlar ve bizi bir dünya turnesine hazırlıyorlar. 15-20 ülkeye gittim, farklı yerlerde DJ'lik yaptım. İnanılmaz insanlarla tanıştım. Ufkum inanılmaz genişledi. Daha sonrasında dünyanın o dönemki en iyi DJ David Guetta'yla Londra Olimpiyat Oyunları'nda sahneye çıktım. Çünkü benim için unutulmaz bir yerdi. Hatta oraya gitmeden önce heyecandan ve stresten uçağımı kaçırdım. Eşimle beraber, daha yeni evliydik o zaman. Beraber bir uyandık. Uçağımız bizim sabah 7'ydi, saat 11 olmuş. Hemen bir sonraki uçakla gittik. Yani böyle gerçekten bana bambaşka kapılar açtı. Daha sonra yine bu yurt dışında Bali'de çıktım bir sahne. Dediğim gibi bir şekilde ispatlama için dedim ve bunlar oldu. Daha sonrasında babam yavaş yavaş benim artık DJ olmak istediğimi, bu işi kafaya koydu mu?
O da anladı. Hani yavaş yavaş yeşil ışık yakıyordu ama bir gün bana dedi ki senin bir günümü seninle yaşamak istiyorum. Sen bu işi nasıl yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Görmek istiyorum dedi. Ben de hayır tabii ki. Hiç sorun yok. Buluştuk. O gün de şansla çok yoğun bir günü. Önce toplantılarım var, daha sonra sunumlarım var, sonra işte röportajlar, sosyal medya paylaşımları inanılmaz yoğun. Yine sonra da partim var. Parti öncesi babam bana dedi ki, oğlum inşallah parti öncesi ben sızıp kalmam ve ben senin yaptığın işin bu kadar önemli, bu kadar ciddi bir şey olduğunu bilmiyordum. Gerçekten şu an şaşkınım, bizim işi yapsaydım bu kadar yorulmazdım dedi. Ve o an birdenbire tekrar aynı sesi duydum. Bu sefer bu duyduğunuz ses, kırılma sesi babamın ön yargılarıydı. Gerçekten o an babamın tüm ön yargıları ortadan kalktı ve benim gerçekten bu işi yapabileceğim konusunda ben de hemfikir ve çok mutluyum. O an dediğim gibi çok rahatladım. Artık benim de kendime ait olan özgüvenim yerine geldi ve şimdi konuşmamın en başına dönelim. Size demiştim ki bir şey hayal edin diye. Şimdi tekrardan bir şey hayal edin. Ama bu işi hayal ederken daha büyük bir hayaliniz olsun. Mesleğinizle ilgili, geleceğinizle ilgili ve bu kime uyuyor, kime uymuyor, bu hayal sizin hayaliniz mi yoksa bir başkasının hayali mi bunu düşünün. Demek istediğim şey asla şu değil, annenizin, babanızın, ailenizin size verdiği fikirleri önemsemeyin ya da sevdiğiniz insanlar da olabilir, kardeşiniz de olabilir. Bunların hepsi çok değerli ama işin sonunda hayalinizi siz yaşayacaksınız, siz neyi seçerseniz o olacak, bunu kesinlikle atlamamanız lazım. Ve kendinize güvenmeniz lazım. Ne yaparsanız yapın, bu işi en iyi şekilde yapmaya çalışacaksınız. Bir işi sevmeden yapmak hayatınızın aslında boşa giden bir zamanıdır. Eğer sevmeden bir işi yaparsanız onda da başarılı olabilirsiniz ama dediğim gibi sevmeden yaptığınız her iş, her harcadığınız gün hayatınızdan boşa giden bir zaman olacak. O yüzden buna çok önem verin. Ve konuşmamı da özetleyen lafı aslında Confucius söylemiş. Sevdiğin işi yaparsan ömrün boyunca çalışmazsın. Ve bence söylemesi kolay ama kabullenmesi zor olan söz budur. Benim kendi hayatımla ilgili bugünün özetini anlatma şeklim buydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi her zaman sevdiğiniz işi yapmaya odaklanın. Bir gün mutlaka mutlu olacaksınız ve umarım bu mutluluğunuz hayat boyu ömür sürer. Çok teşekkür ederim.